Agalarım, herkese selamlar. 3 günlük video 19, 20 ve 21 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 tane mücadelemiz var. Bazı ligler yeniden başlıyor. Danimarka Ligi yeniden başlıyor. İsviçre Ligi yeniden başlıyor. Bunlara da değindik. İzlediğimiz maçlara da değindik. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlerle bir adet de ideal kombinörüsü yapacağım. Videonun sonunda zaten kombinenin direkt fotoğrafını da koyacağım. Video içinde de akaraktan anlatacağım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum bırakan herkese teşekkürler. İsterseniz başlayalım. Öncelikle e, TFF'nin yeni başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu aga. Şimdi Büyük Ekşi gitti. İyi oldu bence değişmesi. Ama olan da yani ya Fenerbahçe'de Ali Koç diyor ya iki adayın da olmasını istemiyoruz şeklinde. Ben de biraz öyleydi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olmasını da çok beklemiyordum. Çünkü çok yani yanlı bir adam olarak biliniyor. Sizler de biliyorsunuzdur ki Trabzon başkanlığı yapmıştı. Ya sert bir adam. Racon bilir ama tarafsız olmaya başarabilir mi bilmiyorum. Ama umarım hayırlısı olur. Yani umarım iyi olur diyeyim ben. Burada diyecek çok da bir şey yok. Sizler de kendi yorum ve görüşlerinizi ya bizim kendi agalarla muhabbetimizde falan Fenerbahçe Mourinho'yu getirdi yine şampiyon olamayacak falan. konuşuyor o denli etki edeceklerini düşünmüyorum. Ama umarım hayırlara vesile olur diyerekten de bunu geçeyim. Bir adet skor yarışmam var. İsviçre Ligi başladı bildiğiniz üzere. Young Boys'un mücadelesi var. Maç skoru ne olur diye sordum. Tek mücadele aga. Bilen iki kişiyi de VIP gruplarımıza misafir edelim. Maç skorunu sizlere sormuş olalım. Daha önce sormuş olduğumuz maçların da maç skorlarını zaten açıklayacağız. Diğer videoda daha fena bahçe kalsana maçı oynanmadım. Her türlü soru görüş öneri gruplara girmek isteyenler de WhatsApp iletişim hattından 0534 446 5989 numaralı Numaraya mesaj ataraktan da her türlü iletişimi kurabilir. İletişim hattımız burasıdır. Mislerimiz devam ediyor. Son dönemde bülten cacık olsa da elimizden geldiğince yüksek misle yapmaya çalışıyoruz ki yapmaya da devam edeceğiz. Yüksek mis seviyesinde bu devam ediyor. İdeal kombinlerimizde her gün aga bak her gün gerçekten bültene göre dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. İdeal kombinlerimizde devam ediyor. Canlı odasına izlediğimiz canlı maçlardan canlı bahisler alarak da devam ediyoruz. Herkes açık Telegram grubu açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Onun dışında Telegram'dan göstereyim ben sizlere. Mesela ya bakın Fuchur'la Alahli'nin mücadelesi var Mısır Ligi'nde. Dedim ki mücadelede 2.5 üst alınabilir. Altına yazdım bakın. risk de basman 1.5 üst. Hatta maç sonu de dönerse şaşmayın. Mücadele 1-0 Fuchur öndeydi burada. Ondan sonra günün raporunu atmışım. 3 tane maç vardı. 6 tane ideal yüksek olanlarından bahsettik yani raporunu çektim. Mücadele 2.5 üst oldu. Deplasman 1.5 üst oldu. Mat sonu da 2.22'den beklemedi. düdüğü bekliyoruz dedim. 2-1'de bitti. Orada kazandı. Yeni sezonda yapacağım, yapmış olacağımız yeniliklerden bahsettik aga. Hemen kısaca anlatayım mı? Gruplar artık Whatsapp'ta olacak. Bunun bilgisini vereyim. Sadece Telegram'da 7000 kişilik olan ücretsiz grubumuz kalacak. Whatsapp'ta artık her ay gruplar yenileniyor diye. Grup yenilenmesi diye bir şey kalmayacak. Canlı artık kupon odası birleştirilecek. Sohbet odası ve yüksek misli olacak. Toplamda 3 grup olacak. Canlı artı kupon IBAN'a 900 TL olacak. Youtube'da 1000 TL. Yüksek misli seviyesi IBAN'a 1500 TL olacak. Youtube'da 1600 TL. Sezonluk canlı artı kupon odası 7000 TL. Sezonluk yüksek misli de 12000 TL şeklinde. Bu şekilde Mayıs sonuna kadar. Bu da yeniliklerimiz. Zaten yakın zamanda videosunu da çekerim. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Ben sizlere dediğim gibi bir adet de ideal önerisi yapacağım. Beğenim yorumlar geldiyse ayağa kalkıyorum ve başlayalım. Arsuz'da Midland mücadelesi. Şimdi Midland hem güzel transferler yaptı. Hem de geçen sezon şampiyon oldu zaten. Ki zaten ya yani bir adım önde olan taraf burada Midland takımı olduğunu söyleyeyim. Kimleri aldı diye baktığım zaman da bir tane şartlardan orta saha aldı. Ve tanıdığımız bir ismi de aldı. Forvet hattına. Buksa Antalya Spor'da güzel işler yaptı. Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da da bir tane güzel kafa golü attı. Güzel işler yaptı. Bence iyi bir transfer. Takım güçlendi. Zaten geçen sezonki kadrosunu da büyük ölçüde koruyor. Midilant'ın oranı yüksek. iki bantların oranı var. Bakın Avrupa'da yaşayanlar burada veya Avrupa'dan oynayanlar her neyse. Dep basman bir yarayı kazanır seçeneği var. Bizde şu an açık değil. Yarın açarlar mı bilmiyorum ama Midilant'ın bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranlarında bu da burada doğrudan bir Midilant galibiyeti gelebilir. İdeal kombinemilik mücadelesi Sirius ile Malmö mücadelesi. Sirius'un son mücadelesini izledim. 3-1 mi ne kazandı sanırım. Olabildiğince canlı yaptık o mücadele. Yani bulduğu pozisyonları iyi gole çevirdi. Malmö'de son mücadelesinde 2-1 e, mağlup oldu. Şeye, Mialbi'ye karşı oynamış oldu bir karşılaşma. Yani orada iyi pozisyonlar da buldu. Ben burada Sirius gol atar mı bilmiyorum ama Malmö tarafından zaten 2 tane gol bekliyorum. Öncelikle hatta şunu söyleyeyim. 2.5 üstte 1.31, bir bir 32 bandı. Bu oran daha yüksek. Depp basman 1.5 üstü aynı orandan. Ben burada önceliğim burada deplasmanın basmanın 1.5 üstü şeklinde olacaktır. Ama güzel bir mücadele bekliyorum açıkçası. Zaten mücadele 2.5 üst olursa Malmö tarafı da 2 tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Ama ideal kombinemi dediğim gibi mücadele genelinde 3 gol olmasını bekleyeceğim. 2.5 üst olarak değerlendirdim bir karşılaşma. Yüksek orandan almak isteyen olursa da Matsun 2 ve 2.5 üst yaparsa oranla burada 1.80 bandına kadar da çıkıyor. Diğer mücadelem Bodo ile Ozbek, Bodo son mücadelesinde e, mağlup oldu Sandefjord'a karşı. E, yani şampiyonluk yarışında var Branla birlikte. Bu puan kaybediyor, arkasına Bran oynuyor, kazanması lazım o da puan kaybediyor. Sırayla birbirlerine şampiyonluğu veriyor ama Ozbek'ın durumu malum. Ben burada ilk yarıdan gelecek bir galibiyeti bekleyeceğim. İlk yarı Bodo galibiyeti, hatta farklı bir mücadele olabilir. Yani daha fazla daha farklı bir Bodo izleyebiliriz. Ben burada ilk yarıdan çıkacak iki golde neden olmasın diyorum. İlk yarı bir buçuk üstün oranı da oran yüksek şu şekilde göstereyim. Hatta ev sahibinden bekliyorum golleri. İlk yarı Bodon'un atacağı iki golde 2.11 oranı var. Bilginize yüksek orandan. 20'sine geçtik. 20'sinde de 3 adet mücadelemiz var. Yine ideal yüksek oranlardan ve yüksek oranlı bir maç olarak başlayacağız. Karmal'la Jurgard'ın mücadelesi. Jurgard'ın da son mücadelesini izledim. 1-0 gibi skorla kazandı. Hatta biz evden 2 gol bekliyorduk. 1-0 bitti. Aga öyle bir mücadeleydi. Şimdi Kalmar oynayacaklar. Kalmar da kendi evinde tehlike yaratabiliyor. Ama burada önde olan taraf Jurgard'ın tarafı. Tabii ki oynamış olduğu oyunla birlikte. Ama Jurgard'ın tarafı kazanırsa da bence 2-0 veya 2-1 ayrıca kazanmasını bekliyorum. Toplam gol aralı 2-3 gol. Tam 2 oranı var aga. Değerlendirecekler. Burada mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol olarak da değerlendirebilirler. Hamarbi ile Brom mücadelesi. Bunu da ideal kombinemi aldım ve bitirdim ideal kombinemi. Aga Brom bilmiyorum ama Hamar bir çok tempolu oynuyor. Yani bu tempolu oynayışı geçen mücadele gördüm. Mağlup oldular. Mağlup olmalarına rağmen Göteborg'la oynamışlardı sanırım. Aynen 1-0. Çok fazla pozisyon kaçırdı. Gol bile atamadılar. Yani biraz şanssızlık vardı. Ben burada gol bekliyorum. Ev sahibinden de gol bekliyorum. Aga karşılıklı gelecek golleri idealden aldım. İdeal kombinimin de son mücadelesi yaptım. Zaten videonun sonunda ideal kombineyi koyacağım aga. Molde ile Oslo mücadelesi. Yani Molde'de son mücadelesinde bitmez bitmez mücadele 0-0 berabere bitti. Mücadele tempoluydu. Burada Oslo ekibi de gol bulma ihtimali var. Ben genele gittim aga. 2.5 üst olarak değerlendirdiğim bir karşılaşma 1.44 manda oranı var. Değerlendirecekler burada 2.5 üstü doğrudan alabilir. 21'ine geçtim. Toplamda 5 adet mücadelem var. Young Boys maçıyla başlayalım. Bu maçın da maçı sizlere sorduk. Ne olur diyerekten yani, de yorumlar yazabilirsiniz. Sion alttan geldi. Challenge liginden geldi. Aga. Bu sezon tekrardan yükseldi. Young Boys oynayacaklar. Young Boys'ta kadroyu bir nevi yani önemli bir satış yapmadılar. Kadroyu bir nevi 2-3 tane transferlerde güçlendirmişler. Ses gitti. Young Boys'un yani burada yani alt ligden gelen takım orada lider bitirip çıktı ama Gerçekten fark oluyor. Young Boys'un burada galibiyeti. Galip gelirken de 1.5 üstünde galibiyeti. En az 2 gollü bir Young Boys galibiyeti bekliyorum. Tamperen ile Vasan mücadelesi. Tamperen de son mücadelesinde iyi oynayaraktan da 4-3 gibi skorla Hakaya kaybetti. Maçı izledik. Canlısını yaptık. Toplam 3-4 tane canlı aldık. Oradan da kazandık. Ben burada evden yanayım. Ev sahibi Tamperen'in atacağı 2 gol. Yani değerlendirilir, kaçmaz. İdealden aldığım 2 tane gol. Tamperen'den ve iyi oynayaraktan da. Buralara geliyor. En son mücadelesi dediğim gibi 4-3 kaybetti. Fakat iyi kaybetti. Daha etkin olan taraf tamperendi. Vasana karşı 2 gol bulmasını bekliyorum. Elsborg'da minel bir mücadelesi. Elsborg ligde de kazanmaya devam ediyor. Son mücadelesi 8 mücadelesi. 5-3 gibi skorla kazandı. Yani muazzam bir maçtı. İzleyenler varsa fena oynuyor. Ama Elsborg'un daha bugün de oynanan mücadelesi var takım yani 10 günde 4. maçına falan çıkmış olacak. Bir yorgunluk olacaktır. Mialbi de son mücadelesinde Malmö'yü yendi. 2-1 skorla kendi evinde. Yani Ersborg gol atabilir. Maçın favorisi okey. Ama Mialbi'nin de ben burada gol atmasını bekliyorum. 1 2 gibi orandan değerlendirdim. Hatta mücadelenin de 2-3 gol aralığında kalması da muhtemel. Göteborg'la Vasteras mücadelesi. arka ben size direkt skor vereyim. Benim bu mücadele skorum 1-1'lik bir, bir beraberlik. O yüzden ben burada idealden bir var seçeneğini değerlendirdim. 1.48 gibi orandan. Ama yine yüksek orandan değerlendirecek arkadaşlar da 1.82 bandından 2-3 gol aralığında da kalma ihtimali yüksek maçlardan. Bir tanesi benim de dediğim gibi skor beklentim doğrudan 1-1'lik bir, bir beraberlik. Rosenborg'da Listro mücadelesi. Rosenborg'da kadrosu gerçekten genç ve dinamik bir kadrosu var. Hücum hattında bazen beceriksizlikler oluyor Bu beceriksizliklerin olması kaynaklı. Puan kayıpları da geliyor. Ama güzel maçlar çıkartıyor. Gollü maçlar çıkartıyor. Lidström ile ben burada ayak uydurmasını bekliyorum. Mücadele genelinde 3 gol bekleyeceğim. 2.5 üstü tek tercih olarak değerlendirdim. Değerlendirecek olacağım arkadaşlar da bol şanslar. Toplamda 11 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan bir adet de ideal kombinem var. Ekrana gelsin. Aga ideal kombinem Malmö mücadelesine 2.5 üstü olarak değerlendirdim. Yarın oynanacak bir karşılaşma. Hamar bir mücadelesine de karşılıklı gelecek golleri bekliyorum değerlendirecek olan arkadaşlara bol şanslar. İki günlük bir kombine umarım güzel kazanç sağlarsınız diyerekten de söyleyelim. Bu şekilde bir ideal kombine çıkardım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.